Değerli arkadaşlar, somut olarak önerilerimizi, çözüm önerilerimizi paylaşmak istiyorum. Bakın, öncelikle Kürt sorununda çatışma meselesi. Bir yaradır ve her gün, her an kanayan bir yaradır. Bu yara durdukça ister istemez kaşıyanlar olur. Bu yaranın kapanması lazım. Çözüm sürecine geri dönülmesi lazım. Buradan PKK'ye de, hükümete de tekrar çağrımızı yineliyoruz. Ortaya yeni bir durum çıkmıştır. Türkiye 14 Temmuz Türkiye'si değildir. Büyük bir darbe tehlikesi, tehdidi atlatılmış, toplum büyük bir travma yaşamıştır. Siyasette bir alt üst oluş vardır. Evet, iktidar rotasını demokrasiden yana kırmamıştır ama toplum barış istiyor, demokrasi istiyor. Bir kez daha hükümet de PKK'de mevcut durumu yeniden değerlendirmeli diye çağrı yapıyorum. İmralı'daki tecrit derhal son bulmalı. Ne yasaya, ne ahlaka, ne siyasete, ne kanuna hiçbir şey uygun değil. Ya bir darbe tehdidi atlatıldı, parlamento bombalandı ya. İmralı'da ne olduğunu daha bilmiyoruz. Avukatıyla, ailesiyle Sayın Öcalan'ın görüştürülmesi bu kadar mı zor ya? Toplum bu kadar gergin. Diyorlar ya, darbeciler orayı bombalamak ve bir suikast yapmak istediler diyor Öcalan. Başbakan yardımcısı açıkladı. Ve bu şekilde diyor, Kürtleri kışkırtmak istediler, bir iç savaş çıkartmak istediler. Peki Öcalan'ın bu kadar hassas bir şahsiyet, kişilik olduğunu biliyorsun. Bunu itiraf etmiş oluyorsun aynı zamanda. Öcalan'ın başına bir şey geldiğinde iç savaş çıkarabilecek kadar büyük bir risk ortaya çıkabileceğini de biliyorsun. Ama sen bir avukat ve aileyi oraya göndermekten imtina ediyorsun. Darbecinin yapamadığını sen yapıyorsun. Bundan basit ne var ya? Ailesinin, avukatının, halkının ondan haber alma hakkının engellenmesinin yol açtığı gerilimi niye görmüyorsunuz? Milli birlik, beraberlik ruhuyla oralarda buralarda toplantı yapıyorsunuz da birlik öyle milli ruh şövenizmiyle olmuyor. İşte demokrasiye inanmazsanız halkın birliğini de sağlayamıyorsunuz. Birinci madde, çözüm sürecine dönülmeli. Bu konuda herkes mevcut durumu yeniden gözden geçirebilmeli. Daha cesur bir siyaset, daha cesur bir söylem, daha cesur bir eylem ortaya koyabilmeli. Bu fırsat kaçmamalı. Kaçmamalı. Biz sorunlarımızı barış masasında çözebilecek erdemi, olgunluğu siyasetçiler olarak gösterebilmeliyiz. İkincisi, askere dokunulmazlık yasası. 14 Temmuz darbeden bir gün önce Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yani askere ne yaparsanız yapın serbestsiniz yasası çıkardılar. Bir gün sonra asker tankıyla, topuyla, uçağıyla halkı katletmeye başladı. Bakın, eğer asker darbe yapıyorum demeseydi aslında yaptıkları dokunulmazlık kapsamındaydı. Hani bir sıkı yönetim ilanı yapıyoruz ve TRT1'den de darbe bildirisi okuyoruz demeselerdi sadece o suçu oluşturdu. Onu demeselerdi yaptıkları dokunulmazlık kapsamındaydı. Örneğin meclisi bombalayan pilotu yargılayamayacaktınız. Neden? Çünkü dokunulmazlığı var. Cumhurbaşkanı, başbakan izin vermeden yargılayamazsınız. Şu anda o kanun yürürlükte. Neden? Çünkü Cizre'yi yakıp yıkanları korumak istediler. Şırnağı, Nusaybin'i, Sur'u, Yüksekova'yı yakıp yıkan şu darbeci generalleri korumak istediler. Anlatmaya çalıştı arkadaşlarım parlamentoda. Bağıra çağıra tehdidi, tehlikeyi anlatmaya çalıştılar. AKP, CHP, MHP oy birliğiyle çıkardılar. Yanlış yaptınız. Çekin bu kanunu artık geri. Bak, yanlış yaptınız. Acı bir deneyimle ortaya çıktı. Dolayısıyla bu askere dokunulmazlık sağlayan kanunun derhal geri çekilmesi lazım. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı hükümete bağlanmalı. Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'na bağlanmalı ve parlamentonun denetimine açılmalı. Şu anda parlamento denetleyemiyor. Nereye, ne harcadılar, ne yaptılar, atamalar ne oldu bilmiyoruz. Sayıştay raporları da buraya gelmiyor. Dolayısıyla sivil siyasetin, parlamentonun denetimine ordunun ve jandarmanın tümüyle alınması lazım. Bundan sonra atılacak adımları birlikte konuşmak üzere parlamento çatısı altında siyasi parti liderleriyle bir toplantı, bir zirve daveti yapıyoruz. Oturalım, beraber konuşalım. Anlaşıyor muyuz, anlaşmıyor muyuz görelim. Sizin demokrasi anlayışınız ne, bizimki ne, nerede buluşabiliriz, bunları bir tartışalım istiyoruz. Bu çağrımızı özellikle parlamento çatısı altında bulunan partilere tekrar yapmak istiyoruz. Bireysel silahlanma çağrıları yapıldı. Bu çağrılardan dolayı özür dilenmeli ve düzeltilmelidir. Herkes kendini koruyacak, savunacaksa devleti feshedelim. Güvenlik güçleri de feshedilsin. Herkes kendini korusun. Yok, niyetiniz bu değilse
Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanı başta olmak üzere yaptığı çağrılardan dolayı düzeltmeli, özür dilemeli ve bireysel ya da kolektif silahlanmayı hiç kimse teşvik etmemelidir. Sokakta demokrasi dışı provokatif bazı gruplar var. Alevi, Sünni'ye, Kürt'ü, Türk'e karşı, AKP'liyi, HDP'liye, CHP'liyi, bilmem MHP'liye karşı kışkırtmak isteyen güçler var. Buna karşı sokakta olan herkes dikkatli olmalı ve bu provokatif gruplara karşı hükümet idari ve adli tedbirleri hızla almalıdır. Geciktirmemelidir. Bunu yapanlar derhal tespit edilmeli ve üstüne gidilmelidir. Sokakta sadece AKP yanlılarının değil, AKP'yi eleştiren, AKP'ye muhalif olan, darbe karşıtı tutumunu da ortaya koyan gösterilere de izin verilmeli, engellenmemelidir. Özellikle bundan sonraki bu tutum önümüzdeki sürecin uzlaşmaya doğru gidip gitmeyeceğini belirleyecek önemli tutumlardan biri olacaktır. Darbeci olduğu belirlenen, iddia edilen zanlılar, sanıklar, kişiler kesinlikle işkence görmemeli. Bakın, işkence bugün bazı insanların yüreğini rahatlatıyor olabilir. Oh olsun diyebilirsiniz. Ama işkence altında alınmış ifade geçersizdir. Bu insanların beraat etmesine yol açabilir. Bugün yüreğiniz soğumuş gibi davranabilirsiniz ama bu insanlık suçu karşısında sessiz kalırsanız hem ahlakımızı yitiririz hem de adil bir yargılanma olmaz. Suçlu olanın suçsuzluğuyla, beraatiyle bile sonuçlanabilir yaptığınız işkenceler. Bunun mutlaka engellenmesi lazım. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği il ilçeler var. Kısmen ve tamamen. Şırnak, Musaybin başta olmak üzere. Sur. 16 bin konut, ev tümden yıkıldı. Yaklaşık 500 bin insan artık oturacak doğru düzgün bir eve sahip değil. İnsanlara sokağa çıkma çağrısı yapıyorsunuz ama sokağa çıkma yasağını sürdürüyorsunuz. Cizre'de bakın. 15 Temmuz akşamı operörlerden sokağa çıkma çağrısı yapıldı ya. Sokağa çıkma yasağının olduğu ilçeden söz ediyoruz. Ve halen yasaklar sürüyor. Bu utancı artık son verin. Artık bu utanca son verin. Cizre'lileri, Şırnaklıları, Nusaybinli, Sur'da yaşayanları, Silopi, efendim Yüksekova'da yaşayanları, İdil'dekileri, herkesi açılacak darbe davalarına müdahil olmaya da çağırıyorum. Evlerinizi yıkan komutanlar aynı zamanda bunlardı. Bunların hem siyasi hem askeri sorumlularına karşı suç duyurusu yapın ve bu davalara da müdahil olun diye buradan onlara da çağrı yapıyorum. Olağanüstü hal uygulamasına son verilmeli, yeterlidir. Parlamento gerektiği yerde hukuk çerçevesinde darbeyle mücadele kanunlarını çıkaracaktır. Kanun hükmünde kararnameye gerek yoktur. Biz de muhalefet partisi olarak evrensel hukuk çerçevesinde yapılacak darbeye karşı mücadelede parlamentomuzla birlikte zaten hareket edeceğimizi duyurduk. Böyle bir ortamda olağanüstü hale gerek yoktur. İdam tartışmalarına kesinlikle son verilmelidir. Yine bugün parlamentoda umarım ki diğer grupların da desteğiyle bir 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu kurulacak. Bu iyidir, kurulmalı. Az önce anlattığım sürecin hepsini sormalı, soruşturmalı, araştırmalı bu komisyon. Ama bunun dışında devlet yeniden yapılanacak, yapılanmalı. Ama devleti yeniden yapılandırma görevi, işi bir partiye verilemez. Bir gruba, cemaate emanet edilemez. Parlamentoda bir komisyon kurulmalı. Devletin yeniden yapılandırılması komisyonu. Dört parti yer almalı ve devlet nasıl, nereden yapılandırılacak? Bütün bu hatalar, yanlışlar neydi? Ve yeniden yapılandırma yaparken nasıl birlikte hareket edebiliriz demeliyiz. Devleti ele geçirmekten vazgeçmeli, devleti halka iade etmeliyiz. Böyle bir komisyonun kurulması için de arkadaşlarımız önerge verecekler. Yine geçmiş darbelerle yüzleşme komisyonu. Bakın, geçen dönem kuruldu ama işini yapamadı. Yani 1960, 1980, efendim aradaki postmodern darbeler, bildiriler, bunların hepsiyle yüzleşilmeden, hakikatle yüzleşilmeden, gerçekler ortaya çıkarılmadan, sorumluları gıyabında ya yargılanıp ya da özür diletilmeden, mağdurlarından özür dilenmeden darbeyle yüzleşilmiyor. Bunun da mutlaka yapılması lazım. Ve son olarak yeni anayasa. Bütün bunları yapacaksak yeni bir anayasayla, sivil, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu bir anayasayla taçlandırmalıyız. Darbeye karşı bu kadar direnmiş, topyekün darbe karşıtı olmuş bir halk olağanüstü hali değil.
yepyeni özgürlükçü bir anayasayı hak ediyor. Darbeyle mücadele ediyoruz, darbenin anayasası yürürlükte. Kenan Evren göçtü gitti, anayasası yürürlükte ya. Bu utançtan artık Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Yeni bir anayasayı nasıl yapacağımızı tartışmaktan başlayarak zaten olgunlaşmış çalışmalar, fikirler de var. Kimse kendi anayasasını dayatmadan, bir partinin anayasası Türkiye'ye dayatılmadan, 1921 anayasası dediğimiz çoğulculuğu da esas alan bir anayasa üzerinden belki tartışmalar yürütülebilir. O dönem Gazi Meclis deniyor ya, Gazi Meclis diyor, Polatlı'da top sesleri gelirken Gazi Meclis çalışmasını durdurmadı. Doğru. Ama 1921 meclisidir o. Çoğulcudur. O parlamentoda bütün halkların temsilcileri kendi diliyle, kimliğiyle vardır. Lazistan mebusu, Kürdistan mebusu vardır. Öyle bir meclistir Gazi Meclis. O ruha atıf yapanlar o günü de hatırlasınlar. Ve gelin bu ruhla yeni Türkiye'yi, geleceği hep birlikte inşa edelim. Kişisel öfkeyle, kinle hareket etmek hepimize kaybettiriyor. Sadece bir siyasi partiye, sadece bir siyasi şahsiyete değil. Hepimiz kaybediyoruz. O halde hep birlikte bu gemiyi düzeltmenin sağ salim bu fırtınalı, dalgalı sulardan limana çekmenin yollarını arayalım. HDP'nin duruşu budur. Önümüzdeki günlerde bu duygularla meydanlarda, alanlarda olacağız. Bizler tabii ki hükümete yönelik eleştirilerimizi sürdüreceğiz. Yapıcı bir muhalefet sürdürüyoruz. Yaptığımız her eleştirinin altı doludur. Önerinin altı doludur. Darbeye karşı da olacağız, darbelere karşı da olacağız. Sivil askeri darbeye de karşı olacağız. Hükümetin hatalarını, yanlışlarını da eleştirmeye elbette ki devam edeceğiz. Diyarbakır'da, Van'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da, Mersin'de mitinglerimiz olacak. Umut ediyorum ki küçük büyük demeden her partili kendi gücü oranında hem bu darbeye karşı duruşu sergilemeye devam edecek hem de demokrasinin yol haritasını, darbeli süreçten çıkışın anahtarını sokakta, meydanda, alanlarda göstermiş olacak. Biz geleceğe dair çok umutluyuz. HDP varsa umut tükenmemiştir. Bu ülkede karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Çünkü Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, kadını, erkeğiyle emekçinin yanında, yoksulun, ezilenin yanında olan bir siyasi parti var parlamentoda. Bizi yok saymalarına hiç aldırmayın. Biz varız, güçlüyüz, her yerdeyiz ve kesinlikle kazanacağız. Bu duyularla hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.